Ereğli biraz önce konuştuk, demir çelik dedik. İsterseniz bir Ereğli tarafına bir göz atalım. Ereğli'de de 40'ın altında hareketlilik var. Şimdi Ereğli tarafındaki ana konu aslında şuradan kaynaklanıyor. Yepyeni bir hikayeye tekrar giriştiler. Ocaklar açılmaya başladı. Yeni bir demir cevheri hikayesi var. Buradan nemalanacak. 2018'de zaten kendine yaptığı yatırımları hep bahsediyorum. Kendine çok ciddi anlamda yatırım yapan, kendi hikayesinin üzerinden çok ciddi bir nemalanma dönemi geçiren yapılardan biriydi Ereğli. Bunun da bence karşılığını bir hayli potansiyel olarak aldı. Fakat şu çok önemli. Yani Ereğli buralarda bence en kötüsünü gördü. Yavaş yavaş artık yukarı hikayesini başlatacağı bir sürece geldi. Fakat önemli olan konu şu. Ereğli'de zamana ihtiyaç var. Yani Ereğli hep diyoruz ya, orta uzun vade hikaye. Evet, buralarda bir daha Ereğli bulamayacağız. Orta uzun vade hikayeyle birlikte gidecek. Ama kısa vadeli hikayelerde baktığımız zaman, hani ana denkleminde daha ciddi anlamda böyle marş diyebileceği yerler, hani geçen nasıl demir çeliğin hepsinde %8 %10 gibi hareketler geldi. Bunu yapacak çünkü dipte, yani müthiş bir bilanço ya da müthiş bir hikaye yazmıyor. Yeniden bir oyun kuruluyor. Bu yeniden oyun kurmanın nefesini aldırmak lazım. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Burada biraz zamana ihtiyaç var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Burada zamana ihtiyaç olduğu için burada denklemi kurmak lazım. Yoksa şöyle bir sıkıntı var. Burada zaten artmakta olan bir borç hikayesi var. Bilanço tarafına baktığımız zaman temettü tarafındaki hikaye bir miktar bu sene törpülendi. Seneye bir endişe var. Aslında kağıdın biraz böyle hikayesinin bittiği, öldüğü bir döneme geldik. O yüzden de hani fiyat ucuz ki hikaye bitti, yeniden bir oyun kurma dönemi. O yüzden ben Ereğli'nin artık yeniden bir oyun kurma döneminin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Fakat zamana ihtiyacı olduğunu unutmayın. Çok acil bir hareketlilik içerisindeki portföylerde, hele şu düşüşlerden sonra. Yani 8.000'in üstündeki hikayelerde Ereğli biraz daha elimin gittiği bir yerde çünkü ucuzdu. Fakat şu an bir sürü ucuz kağıt var. Yani Ereğli'ye sıra gelmeyebilir ama amiral gemilerden biri seneler içerisinde olabilir. Yoksa onun haricinde şu bilanço zaten gerçekten bir miktar sıkıntılı. Bir miktar baktığınız zaman manşetine de baksanız, alt tarafını da kazısanız biraz daha böyle şey sıkıntı var. Yani aslında burada iki tane konu var. Kötü bilanço, en iyisi, en kötüsü geride kaldı hikayesi, kavgası var. En kötüsü geride kaldıları dancının ben. O yüzden buralardan toplanabilir diye düşünüyorum Ereğli tarafında. Bilmiyorum bilançoyu ayrıntılı anlatabildim mi? Yani rakamsal şeyleri anlatmaktan ziyade Ereğli'deki konuyu biraz daha net özetlemek istedim böylelikle.